Önemli tabii. Çok iyi bir çıkış yakaladı Evet. Trabzonspor. Evet, adım adım gitmesi lazım. Ama hani Süper Kupa başarısı üzerine Beşiktaş galibiyeti ciddi bir mental etki yaptı olumlu yönde Trabzonspor'a. Tabii ki yani oyuncular aynı oyuncular ama direkt hocanın etkisi olduğu net olarak ortada. Bu maç tabii ki çok önemli Trabzonspor için. Basamak olarak bir sıra daha yukarı çıkacak. Yani hoca şunu söylüyor zaten. Ben buradaki yayınlarda söylüyorum. Trabzonspor'un hedefi ilk başta şampiyonluk değil. Zirve de değil ama tabii ki yukarıyı yakalama anlamında yavaş yavaş gitmek çok önemli. Trabzonspor takımı aynı oyuncularla tabii 3 tane takviye yapıldı burada Trabzonspor'a. Berat'ı da sayalım çünkü Berat da sonradan gelen bir oyuncu. Bakasetas ve Yunus Mallı takıma çok şey katacak. Ama ben yarın oynanacak maçta şöyle düşünüyorum. Ben kadroyu ilk başta bozacağını düşünmüyorum. Yani Baker'la başlayacağını düşünüyorum ben. Yani Bakasetas'ı biraz daha takıma adapte edip daha sonradan bence oraya oturacak. Çünkü direkt oynayacak bir oyuncu. Onun için transfer edildi. Çok da faydalı olacağını düşünüyorum. Karşısında Denizlispor gibi bir takım var. Yeni teknik direktörü var. Hakan Kutlu tabii ki ilk maçında geldi. Çok önemli bir galibiyet aldı. Onların konumu belli ama Trabzonspor'un özellikle Beşiktaş maçını ve kupayı kazandıktan sonra bu maçı kesinlikle kazanması lazım ki ben maçın ağır favorisi Trabzonspor olarak görüyorum. Trabzonspor'da değişen çok net olan bir şey var. Trabzonspor'da artık sürekli oyuncular değişiyordu ama bir omurgayı oturttu. Abdullah Hoca geldikten sonra en önemli nokta o arka taraftaki o tandemde geçen sene Trabzonspor'un şampiyonluğu kaybetmesindeki en büyük sıkıntıyı bu sene çözdü. Abdullah Avcı çok önemli oyuncular transfer etti. Bizim hep Marlon ve kenarda oynayan Marlon ve Serkan'ı hep sıkıntılı görüyorduk ama Abdullah Hoca bu oyunculardan gerçekten inanılmaz derecede verim almaya başladı. Orta sahada belki bir oyuncu değişiyor. Trabzonspor'un hücum hattı şu an belli. Yani sol tarafında Vakame, sağ tarafında Ekuban, önde Caneni. Bu üçlü sürekli oynayacak oyuncu. Çünkü bir santrafor hamlesi Trabzonspor takımı yapamadı. Ama ona rağmen Bakasetas da bence takıma oturduktan sonra çok katkı vereceğini düşünüyorum. Alanya'da geçen sene yaptığı çıkışı Trabzonspor'da devam ettireceğini düşünüyorum. Bu sene performansı gol atmış olabilir ama biraz düşüktü. Ama geçen seneye baz aldığım zaman çok doğru bir transfer. Yunus Mallı herkes belki çok şey olarak görmüyor Yunus'u ama ben onun da takıma çok katkı vereceğini düşünüyorum. Abdullah Hoca'nın rotasyonda da kullanacağı oyuncular var. Yani Trabzonspor en sıkıntılı bu dört büyük takım içinde baktığımız zaman en sıkıntılı takım Trabzonspor'du. Çünkü rotasyonda kullanabileceği oyuncusu yoktu. Şimdi hoca rotasyonda kullanabileceği 2-3 tane de alternatif var. Ben Trabzonspor'un bu maçı da kazandığı takdirde yolunun çok açık olduğunu düşünüyorum. Trabzon'da da bu kasket modasıyla alakalı bir şey söyleyeyim. Sen de mi aldın? Bende var zaten. Ha. Ben de deneyeceğim. Ben de kullanacağım. Hatta kullanıyordum. Trabzon'da bütün taraftarlar, hatta Trabzonspor Store'da da satılmaya başlanacak. Şapka satanlar yani, yaşadı. buradan Özkan Sümer'i de tekrar mekanı cennet Allah olsun. Rahmet eylesin. Onu tekrar analım. Ama kasket tabii Ahmet Suat Ahmet Özil. Suat Hoca Trabzonspor'un efsanesi tabii ki Ahmet Suat Özil. O şampiyonluklardaki en büyük katkısı olan insan. Trabzonspor'un maçtan sonra vermiş olduğu poz da çok güzel. Bundan sonra bence o resme çok alışalım. O kasket Trabzonspor oyuncularının hep başında olacak. Hatta bir Trabzonlu ve Trabzonsporlu olarak benim de bundan sonra başımda olacak. Peki. Çok teşekkür ediyorum. Hepinize ayrı ayrı. Ağzınıza sağlık. Şimdi hafta sonunda derbi var. Derbiyle, ilk yarıdaki derbinin özet görüntüleriyle reklama çıkacağım. Hafta sonunda yoğun bir takvim ama aynı yoğunlukta yarın zaten. İşte iki karşılaşma daha var. Yarın Artı Futbol ekibi sizlerle birlikte olacak. Değerli yorumcular, çok teşekkür ediyorum. Hepiniz bizim için ayrı ayrı değerlisiniz. Aspor'un her bir yorumcusu çok önemli ve çok değerlidir. Galatasaray-Fenerbahçe, ilk yarıdaki Galatasaray-Fenerbahçe maçıyla reklama çıkalım. Sonrasında veda edeceğiz. Takımı daha böyle sağlam dönerim. Düşüncesi o. Ama sen haftada artık tek maç oynasan da yine sıkıntılı maçlar olacak. Özellikle bu tür maçlar. Çünkü ligin dibinde 3 takım olmayacak hocam. 8-9 tane takım belki o potanın içinde olacak ve herkes buna yakın futbolu oynayacak. Sonuç olarak Reha Hoca'nın dediği doğru. Yani bu kilidi aşmayı öğrenmekten öte alışkanlık haline getireceksin. Hakikaten sıkıntılı şeyler. Belki Gökhan Töre olsa, işte Adem Laiç daha etkili olsa... Ki Adem'le kazanılacak serbest vuruşlardan çok umutluydu. Beşiktaş teknik heyeti hakikaten iyi bileği var konuda. O da çok fazla çıkmadı. Şu şeyden sonra demek evet. ki Gençler Birliği maçından sonra herhalde. Çünkü 15 Şubat, 26 Şubat. Doğru. Orada bir ara var. Denizli maçı öncesi. Denizli maçı öncesi. Bay bayı var.
Yani burada bir iki maçı kalmış. Evet. İki maç sonra bir bay haftası var. İki maç da zor ama bak Konya Spor Gençlerbirliği de. Yani bu tarz oyunu oynayacak takımlar. Zor. Burada tabii Sergen Hoca'nın... Şurası fena bir fikstür değil ama ya. Umudu var. Tabii ki umudu var. Yani oyun Trabzonspor maçındaki oyun gibi değil de evet. Fakat erken gol bulabilme şansı doğdu mu doğdu. Mesela Larin'in yakaladığı bir pozisyon var. Kaleci Boffin'in hatasıyla. Larin boş kaleye gönderiyor topu. O kalede olmayan adam yetişti o topa, düşün. Yani o pozisyonu çok daha sen yakalasan biraz daha iyi giderdin herhalde topla. Sürebilirdin ama yani ben biraz daha sürmesini bekliyordum. Biraz daha çok erken vurdu topu. Çok erken vurdu. Yani bu o fırsatı maça, da yakaladı. Bu maça ilişkin şu pozisyonları da madem öyle çokça konuştuk. Çokça da varyansım var. Evet. Onlara bir bakalım hemen. Basın toplantılarına gelmeden hemen arkadaşlarımız 4 pozisyon belirlemiş. Veysel'in ilk sarı kartı dakika 29. Hemen 29. dakikada Veysel ilk sarı kartını gördü. Ensakala çıkarken böyle yatarak kayarak bir müdahalesi vardı Veysel. Bu karta ilişkin yorumlar nedir? Bence sarı. Çünkü ayağını çekiyor dikkat ediyorsan. Tabandan girmiyor yani. Sarı doğru karar. Serdar? Bence de sarı. Hoca? Sarı kart. Mehmet? Sarı kart. Sarı kart zaten burada. Zaten Veysel sarı ya. Haklı Veysel misin? Kırmızı Veysel değil sarı yani. Evet. Veysel burada ilk sarı kartı doğru şekilde görmüş dedik. Gelelim 60. dakikada. De Souza'nın bir ayak basma olayı var ama o hangisi bir bakalım ona. Şimdi tabii ayak basmalar biraz değişti arkadaşlar. Değerli izleyenler. Yani her ayak basmaya artık sarı kart verilmeyecek onu söyleyelim. Mesela bu biraz... Mesela şöyle bir şey var. Kenardan bastı kaydı. Artık bunlar sarı kart değil. Bu arkadan top mı? Var değil. Burada arkadan sanki... Bu arkadan basıyor. Tendona bir daha. Tendona basmış. Bu sarı kartı gerektirir mi Mehmet? Yine sarı kart sanki ya. Hoca? Bence sarı kart. Serdar? Bir de bir son dakika pozisyonu var yine. Şöyle. Burada sıyırttırıyor sanki. Bence de sıyırttı mı? Sarı ya. Sanki bana sarı. Sıyırttırdığı için sarı zaten. Direkt bastı kırmızı. Direkt bassa kırmızı zaten adam da kalkamaz herhalde. Aşil gider o zaman. Tabii. Evet. Sarı sarı. Arkadan olduğu için o da yani sarı. Bunu ne verdi hakem burada? Onu... Burada kart vermedi yoktu herhalde. Vermedi. Yoktu değil vermedi, mi? Vermedi. Yok yok kart yok burada. Burada kart yok. Buna herhalde yani şey oldu gibi düşündü. Böyle geçti diye. Sıyırdı ben de öyle gördüm ilk an açıkçası. Yani bu tarz pozisyonlar yoksa yorum açık pozisyonlar değil çok aslında. Çok kolay yakalaması çok kolay zor. Bir pozisyonda değil ama hocam. Yani hakemi tabii. Şu pozisyon için suçlayamazsın. Doğru. Ben de hala da yani tam emin değilim mesela. Sıyırıyor mu tam basıyor mu net belli değil. Veysel'in kırmızı kartı günün en evet. Çok tartışılan konusu. Karşılaşmanın 70. dakikası 69'dan 70'e yeni geçmiştik. Sol taraftan ceza sahası yan çizgisinin yarım metre 1 metre kadar dışı. Veysel ile Larin arasındaki mücadele. Şimdi farklı açılardan biz izliyoruz. İzleyenlerimiz de mutlaka maça bakmışlardır. Bu pozisyon için merak ediyorum ne diyeceksiniz? Acım bu pozisyon ne biliyor musun? Bir futbol mücadelesi ya. Zaten böyle olması lazım yani. O onu çekiyor, onu alıyor. Anladın mı? Böyle bir mücadele. Ne sarı ne faul bile yok burada yani bence. Faul bile yok bence diyorsun. Bence faul bile Serdar. Yok. Serdar. Ben şimdi bu açılardan bir daha seyrettim. Bence faul. Sarı kart için? Yani sarı kart ya değil ikinci bence. İkinci kırmızıya yok, değil yok, dönüşecek. Sarı kart bile. Değil. Hocam? Ya şimdi Veysel topa gider. Hani derim ama ki bir foul... yukarıya eli gidiyor hocam. Hayır, o... Serdar'cığım ben kartı ayrı söyleyeceğim de şimdi Veysel savunmacı. Larin'de gitmek istiyor. Veysel bir savunmacı olarak bir kere avantaj sağlıyor. Formasını çekiyor. Bırak suratına falan değmeyi. Şurada bak sol eliyle formayı çekiyor. Evet. O da onu savunmacı, çekiyor. Bir savunmacı. O da onu çekiyor bak. Bir, gördün mü bak. Bir savunmacı bunu yapmaz. Burada Veysel'in yaptığı foul. Evet orada bir serbest vuruş kullanması Beşiktaş'ın. Yakasına yapışmış. Yakası. Ya foul ondan sonra. Orada avantaj sağlamış. Orada serbest vuruş Beşiktaş'ın kullandı zaten. Doğru karar ama kırmızı kart değil. Bu hareket sarı kartlık çift sarıdan atılacak bir hareket değil. Bu çok yanlış bir hareket. Yani hakemin
Zaten maçta çok böyle aksiyonlu bir olay da olmadı. Tek bu oldu. Burada verdiği karar. Veysel'i burada nasıl atmış çok enteresan. Peki. Foul'ü ver. Niye buna gelebilir miyiz? Ya foul'ü versen. Acaba başka oyuncu yoktu da bir tehlikeli atak kesildi falan. Yok canım. Hayır. Yok.